Sonoff'un en popüler otomasyon ürünü olan Sonoff Basic'in ilk versiyonunu ilk çıktığı zaman ucuz olduğu için AliExpress'ten almıştım ve hala kullanıyorum. Ama artık AliExpress'ten almaya gerek yok. Rekatek Sonoff'un Türkiye distribütörlüğünü aldı ve bu videoya özel rekasmart.com'da sınırlı bir süre için geçerli, AliExpress'ten bile daha ucuz, ücretsiz kargo ile evlerimizi akıllandıracak bir kampanya yaptı. Yeni dolar kurunda fiyatları henüz yansıtmadılar. Ev otomasyonu yapmak isteyenler için bu kampanyanın detaylarına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Şimdi işimize dönelim. Bu videoda Sonoff markasının en çok kullanılan ürünleriyle ofisimi akıllandıracağım. Neden Sonoff kullanalım derseniz, uygun fiyatlı, güvenilir, topluluk desteğinin yüksek olması, Amazon Alexa ve Google Asistan ile uyumlu çalışması ve geliştirilebilir olmasını söyleyebiliriz. Mesela Arduino ile programlayabiliriz, Tuya gibi diğer sistemlere monte edebiliriz ve 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan Octopi gibi yazılımlarla doğrudan çalışmasını örnek verebiliriz. Tüm bu özellikler Sonoff'u ev otomasyonu markaları arasında en ön plana çıkarıyor. Ofisimi sadece akıllandırmakla kalmayacağım, enerji tüketimini hesaplayacağım, güvenliği artıracağım ve hayatımı kolaylaştırmış olacağım. Ve tabii ki rutin işler için daha az zaman harcayacağım. Mesela bundan sonra video çekerken tek bir cümle ile gerekli tüm ışıkları açabileceğim. Bildiğiniz gibi Arge şirketimde PCB tasarımda yapıyorum ve PCB'lerimi PCBA'ya ürettiriyorum. 10 cm'ye 10 cm boyutundaki 10 tane çift katmanlı PCB'yi 5 dolar gibi fiyatlara üretebiliyorlar. PCB üretimiyle ilgileniyorsan yüksek kalitedeki PCB'ler için PCBA.com'u ziyaret edebilirsin. Konuya ev otomasyonu sistemi kurmak isteyenlerin bilmesi gereken temel bilgilerden başlayalım. En basit haliyle bir elektrik devresi prizden gelen iki kablonun yüke bağlanmasıyla çalışır. Bu devrede yükümüz bir lamba. Lamba yerine elektrikle çalışan herhangi bir şeyi düşünebilirsin. Kablolardan birini keserek ayırıp anahtar takarsak evimizdeki aydınlatma sistemlerinin bir benzerini yapmış oluruz. Şimdi Sonoff'un en çok kullanılan Sonoff Basic akıllı rölesini sisteme dahil ederek başlayalım. Giriş tarafına elektrik akımı olan iki kabloyu, çıkış tarafına da yükü bağlayıp çalıştırıyoruz. Bağlantısı bu kadar kolay. Kafanız karışırsa da her ürünün nasıl kullanılacağı yanında gelen kullanım kılavuzunda çok net bir şekilde anlatılmış. Mobil uygulama tarafında ise EV-Link isimli ücretsiz uygulamayı indirip cihaz ekleye basıyoruz ve cihazımız ile telefonumuz eşleşiyor. Birden fazla kişi kullanacaksa yetki paylaşımı da yapabiliyoruz. Mesela Elif videolarımı çekerken ışık ayarlamakla birkaç dakikada olsa vakit kaybediyordu. Şimdi Elif'e yetki verdiğim için kendi telefonundan tek tuşla ışıkları ayarlayabiliyor. Şimdi en sevdiğim Sonoff ürünü olan Sonoff Mini R2 ile devam edelim. Bu da Sonoff Basic'in küçük ve anahtar eklenebilen hali. Küçük olması sayesinde priz ve anahtarların arkasındaki boşluğa sığabiliyor. Aynı zamanda da anahtar bağlayarak hem uzaktan hem de fiziksel olarak kontrol sağlayabiliyoruz. Ev otomasyonu sistemi kuracakları için kampanya detaylarından bahsedeceğim demiştim. 17 Ekim'e kadar rekasmart.com'dan alacağınız Sonoff Mini R2'ler için geçerli. Sepette %10 indirim için kupon kodu büyük harflerle ve bitişik olarak Emre Konca. Her kişi kuponu bir sefer kullanabiliyor ama istediği kadar Sonoff Mini R2 alabiliyor ve kargo da bedava. En uygun fiyatlı Sonoff ürünleri için rekasmart.com'a göz atabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz Sonoff S26 akıllı priz.
Bu da Sonoff Basic ve Sonoff Mini ile aynı görevi görüyor. Tek farkı fişle çalışması. Buzdolabı, klima, fan gibi kablosunu kesmek istemediğimiz cihazlarla S26 akıllı prizi kullanmak daha kolay. Sadece uygulama üzerinden aç kapa yapmak istemezsek de üzerindeki butona basarak da açıp kapatma yapabiliyoruz. Şu ana kadar kullandığımız 3 cihazda 220 voltluk yükleri kontrol etmek için kullanılıyor. Ama bazen 12 voltluk LED gibi daha düşük gerilimle çalışan ya da sadece butona basma hareketiyle çalışan cihazları kontrol etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu durumlar için bu 3 cihaz işimize yaramıyor. Ben geçen sene bu tip bir ihtiyaç için şöyle bir devre kartı tasarlamıştım. Ama şimdi Sonoff'un çıkardığı 4CH Pro modeli 220 volt dışındaki sistemler için de kullanılabiliyor. Mesela bir arkadaşımın hediyesi olan bu lamba butona basıldığında açılıyor, tekrar basıldığında renk değiştiriyor, uzun basıldığında ise kapanıyor. Bu lambayı akıllandırmak istediğimde bu 3 modelde yeterli olmuyor. Sonoff 4CH Pro gibi 220 volt dışındaki sistemleri destekleyen akıllı cihazlar gerekiyor. Sonoff 4CH Pro'yu ofisin büyük odasındaki 4 parçadan oluşan aydınlatma sistemini ayrı ayrı kontrol etmek için kullanacağım. Normalde anahtarı açtığımda tüm lambalar yanıyordu, ışığın yönünü ve şiddetini kontrol edemiyorduk. Artık istediğimiz ışığı yakabileceğiz. Sıra geldi Sonoff Mini R2'yi sisteme bağlamaya. Sonoff Mini R2'yi aydınlatma anahtarları için kullanabileceğimiz gibi prizler için de kullanabiliyoruz. Boyu küçük olduğu için her yere sığıyor. Ben ofise geldiğimde kahvem hazır olsun istediğim için kahve makinesini akıllandırmak için kullandım. Ofisteki küçük odada da mini bir stüdyom var ve oranın aydınlatmalarını da manuel olarak kontrol ediyorduk. Yine ışığın yönünü ve şiddetini ayarlayamıyorduk. Mini R2'nin ikili versiyonu olan Dual R3 Mini ile duvar aydınlatmalarını ayrı ayrı uzaktan açıp kapatabileceğim gibi ne kadar elektrik tükettiklerini ve ay sonunda bana ne kadara mal olduklarını takip edebileceğim. Yine küçük odanın tavan aydınlatmaları 4 parçadan oluşuyordu. Bunları da Sonoff 4CH ile 4'e böleceğim. 4CH modeli 4CH Pro'nun sadece 220 volt ile çalışan versiyonu. Aralarında birkaç fark daha var. Merak edenler açıklamalar kısmındaki linklerden daha fazla bilgi alabilirler. Akıllı prizlerden birini 3D yazıcıma bağladım. Ben ofiste değilken 3D baskı bittiğinde zamanlama ile ya da cep telefonu üzerinden tuşa basarak yazıcımı kapatabileceğim. Bu sayede yazıcım hem daha güvenli olacak hem de boşa enerji tüketmeyecek. Diğer prizimi de buzdolabına taktım. Video çekerken buzdolabının motorundan gelen ses hoşuma gitmiyor. Video moduna geçtiğimde istediğim ışıklar yanıp istemediklerim sönerken buzdolabının sesi de kesilmiş olacak. Sonoff Basic'leri de koridordaki tavan aydınlatmaları için kullandım. Kapının üzerindeki titreşim sensöründen sinyal geldiğinde koridordaki lambayı yakarak hırsızlık gibi durumlarda caydırıcılığı artırmış olacağım.
Son olarak elimde tekli ve ikili dokunmatik akıllı anahtarlar kaldı. Bunları ofise bağlayamadım çünkü anahtarların bulunduğu yerde nötr hattı yoktu. Bazı yerlerde oluyor, bazı yerlerde olmuyor. Akıllı anahtar almayı düşünüyorsanız nötr hattı var mı yok mu diye kontrol etmenizi tavsiye ederim. Müsait bir zamanda nötr hattını çekip bunları da sisteme dahil edeceğim. Ofisimde hali hazırda bir otomasyon sistemi zaten vardı ama her şeyi otomasyona dahil etmemiştim. Şu an Sonoff'tan gelen yeni ürünlerle ofisteki her şeyi, onlarca ürünü sisteme dahil etmiş oldum. Işıkların yönünü, şiddetini, açılma kapanma zamanlarını ayarlayabiliyorum artık. Eğer sen de otomasyon sistemi kurmak istiyorsan Sonoff'u şiddetle tavsiye ederim. Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı otomasyon sistemleri Sonoff'un sistemleri ve dediğim gibi yıllardır kullanıyorum. Bugüne kadar problemle karşılaşmadım. Çatır çatır güzel çalışan sistemler üretiyorlar. Zaten fiyatlarının uygun olmasının yanına rekasmart.com bu videoya özel indirim yaptı ve ücretsiz kargo imkanı da sunuyorlar. Ayrıca yeni gelen dolar zamlarını da yansıtmadılar. Yani şu an güzel bir fırsat var önümüzde. Eğer otomasyon sistemlerine ihtiyacın varsa rekasmart.com'u ziyaret etmeni tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.